Esteport Klinik. Hayat karşınıza bir kez çıkar. Saç ekiminde temel olarak iki teknik vardır. Bunların birincisi klasik teknik, foot tekniği olarak da anlatılır. İkinci teknik ise fouet tekniğidir ve işsiz teknik olarak da adlandırabiliriz. Klasik teknik öteden beri kullanılan, artık alfabesi, A'sı, B'si, C'si oturmuş bir tekniktir. Ancak bu teknikler arasında hangi teknik bence daha iyidir diye özellikle merak ediyor ise izleyenlerimiz, hastalarımız, ben fouet tekniğinin her zaman için daha uygun bir teknik olduğunu düşünüyorum. Tabii fouet tekniğinin daha uygun, daha iyi bir teknik olmasının benim açımdan iki temel nedeni var. Birincisi başarı oranının çok çok daha iyi olması. İkinci sırada ise yine bizim bunca yıllık mesleğimize, bunca yıllık eğitimini aldığımız alana, yani estetik plastik cerrahiyle uyumlu olacak şekilde işsiz bir teknik olması. Çünkü ben mesleki uygulamalarımda hangi ameliyat olursa olsun, bu sadece saç ekimi değil, tüm estetik ameliyatlarda izlerden nefret eden doktorumdur. Dolayısıyla izin olmadığı teknik ve başarı oranının yüksek olduğu teknik her halükarda benim tercih edeceğim teknik olacaktır. Size kısaca foot tekniğini ve fouet yöntemini anlatmak isterim. Foot tekniğinde, yani klasik yöntemde, ense bölgesinden saçlı deri şeridini cerrahi olarak keserek çıkartıyoruz ve aldığımız saçlı derinin den dolayı açık kalan bölgeyi cerrahi yöntemlerle, dikişlerle kapatıyoruz. Burada özellikle potansiyel bir iz riski olduğu için, her ne kadar ben estetik plastik cerrahi uzmanı olarak çok 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 özensem bile, potansiyel bir iz riski olduğu için yaklaşık 4-5 yıldır hemen hemen hiç kullanmıyorum bu tekniği. Fouet yönteminde ise 0.5-0.7 mm arası punch biyopsi iğneleriyle ense bölgesinden saç köklerini tek tek topluyoruz. Dolayısıyla bu ameliyattan ortalama 4 gün 5 gün sonra hastanın ensesinde iz görebilmek mümkün olmayacaktır. Lütfen Esteport kanalımızı YouTube'dan takibe almayı unutmayın.